da tesadüf oldu. Ben daha tam bunu basına şey yapmalıydım. Anladın mı? Bu Peygamber Efendimizin savaşta, yani günlük hayatta değil, savaşta giydiği sandaletin birebir aynısı. Biz bunu zaten resimlerdeki arşivden alıp, onu büyütüp, arşivde resmi büyütüp, birebir aynısının kopyasını yaptık. Aynı o dönemde Peygamber Efendimizin giydiği işte kullandığı deve derisi, 4 kat. Üstünde deve derisinin karın boşluğundaki deriyi kullanmışız. Burada da tabanda da hayvanın boyun ve sırt kısmından olan malzemeyi kullandık. Bunu tabi biz Tunus'tan getirdik bu deriyi. Çöl kumu bulamadığımızdan dolayı. Ve bunu serin tutması için de keratin maddesi koyduk içine biz. Toprakla bunu şey yaptık, harmanladık. Harmanladıktan sonra bu şekilde kabın içinde biz bunu muhafaza ettik. Şimdi tabi buna şimdi özel bir cemeken yapılıyor. 27-30 tarihle arasında 4 gün Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde Kahramanmaraş tanıtım günlerinde özel olarak göreceği, yani insanların görmesi için orada sergileyeceğiz bunu. Ve bu sandaletin dünyada şu anda bir tane daha eşi yok. Benzerleri yapılmıştır ama birebir aynı malzeme kullanılarak birebir aynı şartlarda yapılma şeyi yoktur. 4 günde meydana getirdik biz bunu. Çünkü hassas bir malzemeydi gelen deri şeyi. Bundan sonra da kısmet, Allah kısmet ise Peygamber Efendimiz'in güncel hayatta giydiği sandaletini yapacağız ileriki günlerde. Bunun bedeli maddi değildir, manevidir. Bunu da her önüne gelen adam bizden alamaz. Bunun değerini bilecek, bunu baş köşeye koyabilecek. Ondan sonra kişiler, yani hani derler ya işte, bunu hak eden almalı. Bunu biz hak edene veririz yani. Bu parayla satılan bir ürün değil. Bunun maneviyatı yüksektir bizim için.